Samsung Galaxy S23 Fan Edition. Bu telefonla bütün yaşadığım deneyimleri, bir aylık kullanıcı deneyimlerini ve fiyatının düşmesiyle birlikte alınabilirliğini bu videoda hep birlikte konuşacağız. Şimdi S23 Fan Edition'a baktığınız zaman gerçekten güzel özelliklerle birlikte geliyor. Abisi olan S23 ile neredeyse aynı özellikleri taşıyor fakat S23 de ayrı bir telefon. Bu da ona göre biraz daha kalın ve biraz daha büyük bir telefon. Şimdi S23'ün bütün özelliklerini zaten anlattığım videosu var. Burada sadece deneyimlerimden bahsedeceğim ve performans olarak nasıl performans veriyor bunları konuşacağız. Öncelikle fiyatına bakmak gerekirse telefon 25.000 TL'lerden çıktı ve 20.000 TL'lere kadar neredeyse düştü. Şu an 21.000 TL satılıyor ve kesinlikle 21.000 TL almak bu telefonu çok çok mantıklı. Şimdi dış tasarımından baktığımız zaman bir tane delikli kamerası var. Yan çerçeveler inceyken alt çerçevenin biraz kalın olduğunu söyleyebilirim. Çok kalın değil ama ben burada tamamıyla küçük olmasını isterdim. Arka tarafa geldiğimiz zaman sade ve şık bir tasarım var. Sadece kamera kısmının çıkıntıları bulunuyor. Bunun dışında farklı bir çıkıntı bulunmuyor. Ayrıca Arka tarafımız cam olarak girirken yan taraflar alüminyum bir yapıyla giriyor. Artı olarak da 209 gramlık bir ağırlığı bulunurken kalınlık kısmında 8.2 milimlik çok fazla olmayan bir kalınlıkla birlikte giriyor. Bunun dışında telefon elinizde tutarken güzel bir hissiyatı kesinlikle yaşattırıyor. Yani oyuncak telefon hissiyatını sizlere vermezken çok küçük elle birisiyseniz elinizi biraz rahatsız edecektir. Çünkü telefon elinizi ağır olduğu için biraz yorabiliyor. Ve ekran kısmında biraz büyük o yüzden dolayı S23 gibi kompakt bir telefon olduğunu söyleyemem. Ekran kısmına da geçtiğimiz zaman 6.4 inçlik Dynamic Dynamic AMOLED ve 120 Hz desteği ile birlikte geliyor. 120 Hz desteği ile birlikte akıcılığı bize yansıtabiliyor. Dynamic AMOLED özelliği de birlikte sürekli açık ekran desteği bünyesinde bulunuyor. Dynamic AMOLED 2X teknolojisi ile birlikte ekran kalitesi bazı yerlerde daha fazla artarken bunun yanında DCI-P3 renk uzayı ve HDR10 desteği de bünyesinde bulunuyor. Bunun dışında farklı bir özellik maalesef ki bulunmuyor. Ekranımız kalite olarak çok üst düzey değil ama ortalamanın da üstünde olduğunu söyleyebilirim. 1450 nitlik parlaklıkla da birlikte ekran kısmında kendini biraz koruyabiliyor. Fakat çok güneşli havadaysanız yine burada bu parlaklık fazla çözüm etmiyor. Art olarak da Corning Gorilla Glass 5 ekran koruması maalesef ki çok fazla dayanıklı değil. Yani telefon ekranı biraz jelatinsiz kullandım. Kılacak çizikler vesaire kesinlikle oluştu. Batarya kısmına geçtiğimiz zaman burada batarya kısmı kesinlikle bir günümüze çıkartabiliyor. Bunun dışında 4500 mAh bataryası ortalama olarak video oynatma kısmında 22 saatlik bir video oynatmaya imkan sağlıyor. Ayrıca dediğim gibi bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyorum ben bu telefonun bataryasıyla. 25 Watt'la da birlikte ortalama olarak 70 dakika içerisinde sıfırdan yüze şarj olabilirken kablosuz şarj desteği ve ters kablosuz şarj özelliği ile birlikte kablosuz AirPods'umu vesaire şarj edebiliyorum ya da akıllı saatimi şarj edebiliyorum. Bunların şarjı bittiği zaman kaldığım yerden yine müzik dinlemeye ve akıllı saatimi kullanmaya devam edebiliyorum. Telefon batarya kısmı bence kesinlikle yeterli. Yani Samsung Galaxy S23 kadar neredeyse aynı performansı veriyor fakat S23 Fan Edition batarya kısmında bu telefonun önüne geçiyor. Bunun yanında kamera kısmına geçtiğimiz zaman hem arka taraftan hem de ön taraftan hem performans olarak hem de kalite olarak çok çok iyi performanslar verebiliyor. Şimdi ana kamera kısmında 50 megapiksel değerinde Web f1.8 diyafram açıklığına sahip OIS destekten bir kamerası var. OIS gerçekten güzel bir şekilde çalışıyor. Gündüzleri güzel fotoğraflar, ve videolar Geceye geldiğimiz zaman fotoğraflar ve videolarda ne güzel bir performansı bizlere yaşatabiliyor. İkinci kamera kısmında geniş açı kamerası var. Bu da fotoğraflar ve videolarda gündüzler işinizi idare edebiliyor. Fakat videolara geldiğimiz zaman geceler kısmında çok iyi performans veremezken fotoğraflar kısmında ise yine biraz da olsa işinizi idare edebiliyor. Art olarak da 30x dijital zoom kamerası var. Bununla da birlikte 30x zoom yapabiliyorsunuz. Gündüzler evet güzel çalışırken gece geldiğimiz zaman çok iyi performans maalesef ki veremiyor. Ayrıca bu kamerada da OIS desteği bulunuyor. 3x çek çektiğiniz fotoğraflar eğer ki bu kamerayla çekiyorsanız gerçekten güzel çıkıyor. Özellikle birisini uzaktan 3x çektiğiniz zaman yani optik olarak 3x çektiğiniz zaman güzel fotoğraflar alabiliyorsunuz. Genel olarak da ben arka tarafından kesinlikle bu fiyat segmentindeki bir telefon için memnun olduğumu söyleyebilirim. O yüzden de gerçekten güzel çalışıyor. Yani videolar çekerken titreşimleri vesaire güzel bir şekilde engelleyebiliyor. Bunun yanında geceleri videolar çekerken eşler 10 Plus video kayıt desteği ile birlikte güzel bir şekilde geceleri videolar çekebiliyorsunuz. Sadece geceleri değil gündüz üzerinde aynı şekilde HDR10 Plus desteği ile birlikte güzel bir kayıt alabiliyorsunuz. Ön kameraya geldiğimiz zaman burada 10 megapiksel yerinde ve 2.4 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera sensörü var. Bu ön kamera sensörü gündüzleri gerçekten güzel işler çıkartıyor. Gece geldiğimiz zaman video arkasında çok iyi performans vermiyor iPhone kadar ama fotoğraflar kısmında yine güzel fotoğraflar çekebilmenize imkan sağlıyor. Ayrıca ön tarafımızda ACE desteği var. ACE ile birlikte titreşimleri engelleyebiliyor. 4K 60 FPS videoyu da yine buralardan alabiliyorsunuz. Bunun dışında hem arka taraf tarafta hem de ön tarafta ben kesinlikle kamera kısmında memnunum. Yani bu fiyata gerçekten çok çok güzel bir deneyimi kameralar kısmında yaşatabiliyor. İşlemci kısmına geldiğimiz zaman işlemci kısmında şimdi beğenmeyeceğiniz bir işlemci var. Siz burada Snapdragon diye bekliyorsunuz. Fakat Snapdragon bir işlemci maalesef ki kullanmamışlar. Samsung'un Exynos 2200 işlemcisi var. Bu işlemcimiz 2.8 GHz hızlarında 4 nanometrelik üretim teknolojisiyle birlikte geliyor. 6 ve 10 puanına baktığımız zaman 1.2 milyon puanı alabiliyor. PUBG gibi oyunları oyun yüksek 60 FPS'de oynayabiliyorsunuz. Genshin Impact'te ise en yüksek ayarlarda 45 ile 60 FPS'deki desteği alabiliyorsunuz. Yani genel olarak oyun kısmında her türlü bu telefon sizi idare edecektir. Günlük kullanım desteği yine her türlü işinizi idare edecektir. Yani eğer ki zorlu bir işlem yapıyorsanız bunların altına rahat bir şekilde kalkabilecekken ayrıca telefonumuz ısınıyor mu? Evet biraz ısınıyor. Fakat Vapor Chamber soğutma sistemiyle birlikte bunu biraz önlemişler. Yani elinizi böyle acıtacak ya da rahatsız edecek düzeyde ısındığını söyleyemem. Isındığı zamanlar oluyor fakat bu da yüksek bilgisayarlarda yüksek grafiklerde çok fazla oyun oynadığınız zaman oluyor. Bunun da olması çok çok normal. Ayrıca 8 GB RAM'e sahip modelini 128 GB'lik depolama alanı ile birlikte alabilirken 5G desteğimiz bünyesinde bulunuyor. Wi-Fi desteği Wi-Fi 6E olarak gelirken NFC desteği de bünyesinde bulunuyor. Suya ve toza karşı dayanıklı kısımda en yüksek sertifikalarla birlikte korunabilirken ses kısmında ise gerçekten güzel bir ses deneyimi yaşatabiliyor. Hem ses yüksekliği olsun hem de ses kalitesi olsun gerçekten başarılı. Kablolu kulaklığı da USB Type-C üzerinden takabiliyorsunuz. Parmak izi ekran altından bulunuyor. İsterseniz bunu kullanırsınız. İsterseniz de üst tanımlı ekran kilidi açma özelliği var. Bunu da kullanabilirken ayrıca kutusuna maalesef ki USB Type-C ara kablosu çıkıyor. Gidip de diğer aparatları kendiniz almanız gerekiyor. Telefonumuzun ayrıca minimum 4 yıl normal güncelleme 5 yıl güvenlik güncelleme alma garantisi varken artı olarak da sanırım RAM desteği de bulunuyor. İkinci mikrofonla da birlikte dışarıdan gelen görüntüleri hem videolarda hem de aramalarda engelleyebilirken son olarak da arka kapağımız Gorilla Glass 5 olarak geliyor. Ek özellikleri de bu şekildeydi ve genel olarak telefon bu şekildeydi. Ya ben bu telefonu alacaksam neden alırım hemen açıklayayım. Fazla videoyu aslında uzatmaya gerek yok. Direkt basit bir şekilde açıklayacağım. Şimdi Xiaomi 13T var. Fiyatı biraz daha yüksek ve kamera kısmına geride kalıyor. Ben bu telefonu neden alıyorum? Kamera kısmında Xiaomi 13T'den bence biraz daha iyi ama diğer kısımlardan tabii ki de geride kalıyor. Bu şekilde bu telefon dengelenmiş oluyor ve 21.000 TL alıyorsunuz. Xiaomi 13T'de 24.000 TL. O telefonu da gidip alabilirsiniz ama dediğim gibi bu telefonu almak bana göre daha mantıklı. Yani ekran ve batarya kısmında Xiaomi 13T önde olduğu için onu seçmek de mantıklı ama kısaca benim alma gereken bu şekildeydi. Aşağı fiyata düşüp S20 Fan Edition alabilirsiniz. Daha aşağı düşüp Realme GT 2 alabilirsiniz. Daha aşağı düşüp 604 ya da Redmi Note 12 Pro 5G alabilirsiniz. Ama bence bu telefon 21.000 TL'ye hak ediyor ve bence alınabilirliği çok çok yüksek. Yani bana yaşattığı deneyimler gerçekten güzeldi. Ben bu telefonu kötüleyecek bir yan bulamıyorum. Sadece bataryasını hızlı şarj değerini biraz yükseltebilirlerdi. Bunun dışında ekranında Dolby Vision desteği de olabilirdi ve biraz daha kalınlığı düşürülebilirdi. Bunlar olsaydı gerçekten eksiksiz bir telefon olabileceğini söyleyebilirim. Bunun içinde Samsung Galaxy S23 var. Gidip de onu alabilirsiniz. O da 27.000 TL ya da 26.000 TL'ye de bulabiliyorsunuz. Bu telefonu da almak ona göre daha mantıklı. Çünkü onun da fiyatı yüksek. Yani o kadar fiyata farklı cihazlar da karşımıza çıkıyor. Kısaca kısaca video bu şekildeydi. Bir dahaki video kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.